ekranlarından biz bize stüdyolarından güzel bir hafta sonundan herkese merhabalar. Bugün her hafta olduğu gibi yine size harika bir program hazırladık. Evet Türkiye'nin en yetenekli ve güzel sunucu Sözlü oldu. Çok Oğlusoy teşekkür ederim. Ve ben en Deniz. yetenekli hekimi. <laughs> Teşekkürler Şahin Durmuş ile birlikte. Bugün yine çok dolu ve güzel bir program bizleri bekliyor. Dilerseniz bir bakalım kimler bizlerle beraber ondan sonra da biz bize başlıyor. 20'lik diş nedir? Kaç yaşında çıkar? 20'lik dişler hangi durumda çekilmelidir? 20'lik diş enfeksiyonu neden olur? Nasıl tedavi edilir? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Tel takmadan dişler düzelebilir mi? Şeffaf plakla tedavi nasıl uygulanıyor? Acılı bir işlem mi? Şeffaf plak tedavisi sırasında dişler çürür mü ya da zarar görür mü? Diş hekimi ve ortodonti uzmanı Profesör Doktor Fulya Özdemir anlatacak. Mutlu insan nasıl olur? Mutlu olmak mı daha zor, mutlu kalmak mı? Mutluluğu aramak doğru mu? Mutsuzluğumuzu mutluluğa çevirmenin yolları var mı? Yaşam koçu Kezban Polat Bayık yanıtlayacak. Cilt bakımı, saç bakımı, dekolte bakımı. Son günlerin en popüler güzellik işlemleri neler? Ozonla cilt ve saç bakımı nasıl uygulanıyor? Uzman eğitmen ve estetisyen Işık Mucukoğlu güzellik sırları paylaşacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Kimler faydalanabilir? Sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi nedir? Hayat sigortası neleri kapsar? Sigorta uzmanı Sabahattin Altaş anlatacak. Performans sanatları nelerdir? Performans sanatçısı ya da yönetmeni olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Aileler çocuklarını sanata nasıl teşvik etmeli? Performans sanatları yönetmeni Özgül Tuncer cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet biz bize stüdyolarında ilk konuğumuz diş hekimi ve ortodonti uzmanı Profesör Doktor Fulya Özdemir yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş Ortodontik tedaviler ile diş ve çenelerdeki pozisyon bozukluklarının düzeltimini konuşacağız. Evet. Tel, tel takmadan dişler düzelebiliyor mu? Ben konuşabilecek miyim? <laughs> tel takmadan dişler düzeliyor mu? Ee, tel takmadan artık dişleri düzeltebiliyoruz gerçekten. Ee, çünkü şeffaf plaklar var artık. Hı -hı. Aslında şeffaf plaklar çok zamandır vardı ama bunların e, dijital e, şekle dönüşmesi ve e, bir takım firmalar tarafından daha geniş kitlelere e, Ulaştırma. pazarlanması, ulaştırması, bilgi verilmesi sayesinde istenen, aranan bir şey olduğu için e, gelişmesi de hızlı oldu son zamanlarda ve dolayısıyla artık evet dişleri. ...hiç tel takmadan da düzeltebiliyoruz. düzeltebiliyoruz. Peki hocam, e, tabii biz meslektaş olduğumuz için biliyorum ama izleyicilerimiz için... ...bu şeffaf plak tam olarak nedir ve e, hasta nasıl kullanıyor bunu? Şeffaf plak şöyle bir şey, e, hastanın dişlerinin üç boyutlu görüntüsünü... E, ...tarayıcılarla alıyoruz ve bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Burada tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Orada başından sonuna kadar hangi diş nereye gidecek, ne şekilde pozisyonlanacak bunları planlıyoruz ve son halini görme şansımız oluyor. Çok Bunu güzel. hastamıza da gösterebiliyoruz. Evet. Sonrasında işte ilk başlangıçla bu son hal arasında diyelim ki sağlıklı olarak işte 0, 2 mm hareket bir seferde söz konusu Hı -hı. olabilecekse kaç seferdeki diş hareketiyle bu düzelir onu yani planlıyoruz. Yani zamanlamayı da hasta biliyor artık. Evet, hangi mesela tedavinin ortasında dişleri ne şekilde gözükecek hem biz görebiliyoruz hem Hı -hı. hastamız görebiliyor. Ee, sonrasında e, bu her biri için e, yani işte diyelim ki 40 seferde düzelecekse hı hı. her biri için üç e, boyutlu printerdan dişlerinin şekli basılıyor ve onun üzerine de bu şeffaf plaklar şekillendiriliyor. Hastamız arka arkaya diyelim ki işte o hasta için o şekilde uygunsa tabii ki doktoru hı hı. karar veriyor ama 10 günde bir ya da haftada bir planı değiştirdiğinde hep bir sonraki bir sonraki şekle dişlerini zorlayacak bu plakları arka arkaya takıyor ve e, plaklar bittiğinde de e, mutlu sona ulaşmış oluyoruz. Harika. Peki kimler için uygun? Herkes şeffaf plakla e, dişlerini düzeltebiliyor mu? Evet, şimdi e, yaş olarak neredeyse artık herkese uygun geldi. Hı -hı. Çocuklarda da Uygundurma. kullanılabiliyor. Çocuklarda ya. da kullanılıyor. Büyüme gelişimi takipte ve e, düzeltmekte de kullanabiliyoruz. E, fakat e, şöyle diyeyim bir takım kompleks tedavilerde şeffaf plak tedavilerine yardımcı diğer ortodontik aygıtlar da olabiliyor Mesela e, bir örnek vermek gerekirse hastamızın çenesi çok dar ise ve bu diş hareketi bizim şeffaf plaklarla yapabileceğimizden bir örte durum ise O zaman önce çeneyi genişletiyoruz o da zaten gözükmeyen çoğunlukla damak içinde kalan aparellerle yapılıyor Çeneyi genişlettikten sonra şeffaf plaklarla devam edip yine tedavilerimizi sonlandırabiliyoruz. Yani destekleyici bir şey yapılabiliyor şeffaf plak evet, ama herkes kullanabiliyor artık aslında evet, önünde bir hemen engel yok. hemen hemen herkes kullanıyor. <laughs> Bu şey gibi yani ortodontik tedavi kime yapılıyorsa ona yapılabiliyor. yapılabiliyor. Yani diş etleri sağlıklı olacak, ağız sağlıklı olacak, Tabii ki. patoloji olmayacak. Tabii Hı -hı. ki. O zaman yapabiliyoruz. Peki hocam e, normal klasik ortodonti ile şeffaf plak karşılaştıracak ol, olursak zamanlama açısından hani daha hızlı, daha yavaş. Bununla ilgili birazcık bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi bazı tür anomalilerde ya da yetişkinlerde sadece şu ön bölgeyi bir düzeltelim diyorsak ya da protetik bir işlem yapılacak, diyelim ki laminalar yapılacak, hı hı. başka estetik işlemler yapılacak ama çok kısa bir düzeltim gerekiyor. İşte full böyle çenelerin doğru yerde olmadığı bir tedaviden hı hı. bahsetmiyorsak evet. o zaman şeffaf plaklarla çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Ee, ama eğer böyle full bir tedavi bahsettiğimiz gibi çene darlığı var çene pozisyonlarında anomaliler var o zaman aşağı yukarı eşit de gelebiliyor eşit. ama eşit daha diyor. az değil yani. yani daha daha uzun yavaş. süreli ha. bir şey olmuyor, olmuyor. çoğunlukla ha, evet Genelde öyle bir yanılgı var çünkü hani evet. normal diş teli tedavisi sanki daha kısa sürecekmiş gibi ama halbuki ikisi hemen hemen aynı evet. sürede sürüyorlar. Evet. Peki şeffaf plak tedavi sırasında dişler çürür mü? Çünkü diş telinde genelde böyle şeylerle karşılaşılıyor. Evet. İşte çocuklar olabiliyor ya da işte tel taktım, dişlerim leke içinde kaldı diyebiliyor hastalar. Burada aslında şöyle bir sorun var. Teller diş çürütmüyor. E, fakat tellerin etrafında biriken besin artıkları iyi temizlenmezse ve doktoru takip etmezse ve yönlendiremezse o zaman evet dişlerde lekeler kalabiliyor. Şimdi bunda da şöyle bir sorun var. Burada dişin üzerine sürekli yapışık bir şey yok etrafı temizlenmesi gereken. Fakat e, eğer hastamız dersek e ki pandemi döneminde böyle şeyler başımıza geldi. Ben hiç çıkarmayayım. Nasıl olsa evdeyim. Bununla da yiyeyim, içeyim. E, günlerce dişimde dursun. Temizlemesem ne olur? Bu durumda e, bu böyle bizim mikropları üretmek için etüve işte e, mikrobiyologların kullandığı evet. şeyler gibi ağzımızda besi yeri. 37 derecede besi yeri gibi e, mikropların aşırı miktarda çoğalmasına ve dişin bütün ön yüzünün ve iç yüzünün bütün yüzlerinin çürümesine sebep olabiliyor. O yüzden hani bunu da yine günde en az 2-3 kere çıkarıp doğru düzgün dişimizi ve apareyimizi fırçaladığımız kadar şart. onu da dişimizi de fırçalıyoruz. Zaten evet. normal e, diş fırçasıyla fırçalamıyor. Evet, her zamanki gibi kolay bir şekilde dişin üzerine bir Pilada. şey de yapışık değil. Hı -hı. Rahatlıkla fırçalıyoruz. Plağın içinde fırçalamaları gerekiyor mu? Plağı da fırçalıyor hastamız. Aynı şekilde hocam yoksa değişik bir fırçam olması gerekiyor. Vallahi şimdi e, yeter ki hastamız fırçalasın Evet. E, fırçaya çok da bakmıyoruz. <laughs> fırçaya <diyor>. çok bakmıyoruz. <laughs> Hatta e, şöyle deniyor. Aslında daha uzun süreli pekiştirme amacıyla Aha. takılan bu tür plaklarda, e, işte diş macunlarının içinde aşındırıcı, çizici maddeler olduğu için hani diş macunuyla değil de daha sıvı sabun gibi hmm. e, sıvı e, bir evet. takım ajanlarla temizlik öneriyoruz. Ee, ama burada zaten bir hafta 10 gün kullanılacak. Arzu ettiği gibi fırçalasın. Fırça yeter olabilir. ki o mikrobiyal ortamı ortadan uzaklaştırsın istiyoruz. Peki aranız. şeffaf plakları takmaya başladığında bir hasta ne hissediyor? Şimdi şeffaf plakları ilk taktığımızda bazı hastamızda ben hep her seferinde soruyorum. Ne hissediyorsunuz? Dişinizde bir sıkışma hissediyor musunuz? <laughs> ee, genellikle e, ya çok hafif bir Evet bir sıkışma, evet bir şey hissediyorum diyen var. Veya hiç hissetmeyen var ilk seansta. Evet. En çok şeyi merak ediyor herkes. Yani konuşmam değişecek mi? Çünkü evet. bunu yetişkinler aslında belli bir iş pozisyonu olan kişiler takmak istiyorlar ve Tabii. hani konuşma peltekleşirse rahatsız olacaklarını düşünüyorlar. E, çoğunlukla hiçbir e, sorun çıkmıyor. Çıkmadan çok rahatlıkla konuşuyorlar. Bazen bazı kişilerde kendilerinin ve ben çok dikkatli dinlediğimde benim hissettiğim birkaç ses kaçabiliyor ama bunlar birkaç günlük kullanımla zaten tamamen onun zamanla kalkıyor. da düzeliyor. Ağız evet. tamamen ona alışıyor herhalde değil mi? Tamamen. Ee, peki yemek yerken çıkarıyorlar sadece. Yemek yerken çıkarıyorlar evet. Ama onun dışında mutlaka bunu da, da yani hayat kansı. konforu için yapıyorlar. Hı -hı. Aslında hani bununla da yese yer sonrasında temizlemek şartıyla. Evet. Ama tabii dişlerin keskin yüzeylerini bir şekilde örttüğü Kapadığı için iç hani öğütmekte bir çok zorluk, çiğnemede yani. hayat konforu kalmıyor tabii çok. Ki. Ama mesela işte lise'li çocuklar falan mesela yemekte işte arkadaşların arasında bunu dışından çıkarmaya çekinen tabii. onunla yiyor, yiyor. sonrasında tamam. çalkalıyor ediyor. temizliyor. Peki şeffaf plak tedavileri pahalı mıdır? Genelde böyle bir e, algı da var. Hı -hı. E, diğer e, diş teli tedavisiyle kıyaslandığında nasıl bir sonuç çıkıyor? Artık? Evet. Şimdi tabii e, her yiğidin yurt yeşi başka. Yani hasta nerede tedavi olacak? E, onunla da çok ilgili bu fiyat meselesi ama Artık şeffaf plak böyle tek elde kalan bir şey olmadı. Eskiden işte birkaç dünya markası onlardan birini kullanacaksınız. Tabii. Şu tabii. Dolarlar vesaireler falan. Şimdi artık burada biz kendi plaklarımızı da üretebiliyoruz. Hastamıza bu seçenekleri sunuyoruz. İsteyen dünya markasını kullanıyor. İsteyen bizim in-house dediğimiz, kliniğimizde kendimiz üretebileceğimiz ya da üniversite hastanelerinde üretilen plakları da kullanabiliyorlar. Bununla ilgili tabii ki fiyatlar değişiyor. Ama tel fiyatlarını işte dediğim gibi gideceği yere bağlı olarak tel fiyatlarıyla aşağı yukarı aynı fiyata tedavi olabilirler. Aşağı yukarı aynı aslında. O zaman kısa bir süre sonra hani bir uzman olduğunuz için soruyorum. Kısa bir süre sonra aslında diş telleri tarihe karışacak diyebilir miyiz yavaş yavaş? Ee, bu cümleyi kurmak tehlikeli olur. Hı -hı. Ee, tarihe karışacak demeyelim ama gittikçe daha çok kişi faydalanabilir. Faydalanabilir şeffaf plaklardan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Sıradaki konuğumuz performans sanatları yönetmeni Özgül Tuncar. Performans sanatları nelerdir? Performans sanatçısı ya da yönetmeni olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Aileler çocuklarını sanata nasıl teşvik etmeli? Performans sanatları yönetmeni Özgül Tuncer cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Performans Sanatları Yönetmeni Özgül Tunca yanımızda. Hoş geldiniz Özgül evet, Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz hoş teşekkür geldiniz ederiz. Özgül Hanım. <laughs> Performans sanatları ile sahne sanatları arasında fark var mı bu arada? Ee, sahne sanatlarında sanatçı eğitim alıyor. Belli bir disiplin içinde hmm. çalışabiliyor. Hmm. Performans sanatçısı ise kendi yetenekleri doğrultusunda... ...herhangi bir koreografiye, bir sahne disiplinine bağlı eğitim. kalmadan... E, performansını seyirci önünde yapıyor. Evet. Aslında her ikisi de seyirci önünde yapılan evet. bir sanat biçimi. Ama herhalde şöyle düşünebiliriz mesela işte opera, klasik bale gibi şeyler Hı -hı. sahne Aslında sanatları. Sahne sanatı sanat. ama Tabii mesela ki. stand up, performans onlar diğer şeyler evet. onlar performansa Aynen. Aynen. giriyor herhalde evet. değil mi? Evet. Peki tam olarak nedir, ne zaman performans sanatı olarak adlandırılıp ortaya çıkmıştır? Yanılmıyorsam 1960'lı yıllarda bu ortaya çıkmış ve sanatçı aslında bütün sahne sanatı ve performans sanatında beğenilme kaygısı var özünde. Yani yapmış olduğunuz yetenekleri seyirci karşısında sunmuş olduğunuz performansınızın aslında beğenilme kaygısıyla yapıyor. Yani hiç kimse... E, sahneye çıktığında kendisi için bir şey yapmıyor var Doğru. performans da kendisi için Hı. kendini anlatmak yaptığı işi seyircinin algılaması için bir kaygı Hı -hı. var Hı -hı. ama sahne sanatlarında dediğim gibi okulunu okumak e, bunun bir disiplinli eğitimini almak hocalardan ustalardan ve onu sahneye taşımak orada bir kostüm kaygısı var. Hı -hı. E, sahnedeki giriş çıkış ve sonuç bölümü var şey, e, şeklinde. Yes, evet aynen. evet. Performans sanatçısını bir e, e, sergide e, bir duruş olarak da sessiz bir duruş olarak da görebiliriz. Evet. E, oradaki sanatçı istediği normlarda istediği şekillerde. ...interaktif olarak seyircisiyle iletişime geçebilir. Şimdi onu diyecektim. Performans sanatları dediğimizde aklımıza ilk ne gelmeli? Seyircilerimiz için de daha ayırıcı bir tanım olması için. E, Türkiye'de aslında bu performans sanatlarını çok görebileceğimiz... E, ...halkın izleyebileceği çok bir yer yok. Hı hı. E, sadece şöyle benim örneğim kendimce şudur. E, yurt dışında bir etkinlikte görmüştüm. Hani bu gençler kaykayla bir şeyler yapıyorlar, Hı. atlıyorlar ve bunun müzikli olarak hiçbir şeye bağımlı kalmadan böyle bir gösterisini seyretmiştim ve çok etkilenmiştim. Yani ben onları sokakta gençlerin kendileri için yaptığı bir aktivite olarak düşünürken Başka bir platformda onları seyretmek beni çok heyecanlandırdı. Tamamen yani en böyle evet. doğaçlama bir tabii şey ki, yapıyor. Tabii almış. ki o da Aynen. çok etkileyici olur. Evet e, evet. Muhakkak. Tabii ki sahne sanatlarında da doğaçlama var. Tabii ki. Yani bizim benim sektörüm düğün kurumsal işlerdeki eğlence sektörü. Hmm. e Müzisyenlerimiz var, e, dansçılarımız var, performans sanatçısı dediğimiz. Ee, Mim animasyon pandomim yapan sanatçılarımız tamam, onu soracaktım. Sizin var. Tamam, profesyonel bizim alanlarınız neler? Evet, diye. yani bizim alanlarımız bunlar. Performans sanatları yönetmeni siz evet. olduğunuz için neler evet. yapar, neyi yönetiyorsunuz? Bizim düğün sektöründe öncelikle bir konsept belirlenir. Bu konsepte uygun olarak davetlerin kimler olduğu. Çünkü bazen bürokrasinin de katıldığı davetler oluyor. Daha muhafazakar ailelerin katıldığı davetler oluyor. Biz bu davetlerde hangi performansın orada olacağını belirleriz. Akışı belirleriz, sıralamayı belirleriz. Yani bazen bir müzisyen olarak bunu orada kullanabiliyoruz sahne sanatı içinde. Bazen mim, pandomim yapan bir performans sanatçısını kullanabiliyoruz. Bu sadece düğünün konseptine göre değişen Anladım. bir şey. Anladım. Gittiğim şimdi organizasyonları Hı -hı. düşününce bazen işte böyle geçenlerde böyle bir daha geleneksel bir düğüne gitmiştim. Hı -hı. İşte orada mesela e, dansçılar vardı, geleneksel kıyafetler giymişlerdi. Hı -hı. Siz aslında bu tip performansları yönetiyorsunuz Tabii değil ki. mi? Böyle de anlayabiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Yani hı burada hı. düğünün tamamını mı yönetiyorsunuz yoksa belli Bütün bir... Bütün eğlence kısmını yönetiyorum. Sizde şov kısmını. Yani akış, kısmını, akış, kısmını şov şov. Evet, evet, şov kısmını diyebiliriz. Yani düğünün dekor kısmı anlamında hı hı. biz yokuz. Değil. Dekorla uyum anlamında biz varız. Ama siz o şirketle de çalışıyorsunuz. Bütün organizasyonu biz yapan yani. şirkette iç içe ki. çalışıyorsunuz. Tabii, Tabii ki. ki. Peki size nasıl ulaşıyorlar, geliyorlar? Genelde çalıştığınız şirketler organizasyon şirketleriyle mi alakalı? Onlarla da geliyorlar. Referansla da Referansla ben çok çalışıyorum. Da. Çünkü çok, çok yoğun mantıklı. bir tempomuz var. İşte Özellikle... Kına gecelerinde falan dans şovları oluyor Biz falan. Biz kınalarda da varız ama ha. Kına benim segmentimdeki gelinler çok kınayı tercih etmiyorlar. Etmiyor, anladım. E, onlar daha bekarlığa veda gibi düşünüyorlar. Tamam. Yine de çok yapmış olduğumuz Hı -hı. kınalarımız var. Hı -hı. E, konsept olması gerekiyor. Be benim en büyük özelliğim modern ve gelenekseli bir arada yapmak. Çok güzel. Yani Türk gelenekleri, örf ve adetlerimizden uzaklaşılmasını çok Hı -hı. tercih etmiyorum. Konservatuar mezunluğu da olduğum Hı -hı. Ne için ne güzel. E, okuluma da ihanet gibi ve kültürüme, Anadolu kültürüne ihanet gibi İkisini düşündüğüm beraber için. Beraber sentezlemek aslında evet, en şey, doğrusu. Müthiş bir kültürümüz evet. var zaten Bizim yani. Ve Müzikleri kullanıyoruz, lazım. başlıkları kullanıyoruz, Hı -hı. modern bir elbisenin üzerine e, Selçuklu başlığı kullanıyoruz, yani bir Osmanlı başlığı. Onu evet, lazım tabii aslında. ki inanılmaz şık ve biz özendirici oluyoruz. Hı -hı. Aslında düğün sektörünün en büyük iş yapan e, markaları Lübnan düğünleri ve evet. Hint düğünleridir. Hı -hı. Düşünün onlar bile Şolla. bize gelip Doğru. yapabiliyorlar. Evet. Tabii. Bizden Peki yeni esinlenebiliyorlar. projeleriniz var mı böyle hayata geçirmek istediğiniz evet. şeyler aklınızda olan? Yani ülkemizde aslında biraz bu konuda ne kadar çok istesek de insanların ekonomik durumdan dolayı her şey fiyatları yükseldiği için ve bize yurt dışından geliyor. Eskiden bulabildiğimiz dokumaları bile bulamıyoruz Doğru. maalesef yurt dışından geldiği için hepsi birer bütçe olduğu için çok isteriz ki çok şaşalı gösterişli büyük performanslar yapalım ama benim en büyük hayalim aslında o. Bu yılda bunu yavaş yavaş Biraz süreçte seyirci göreceğiz Evet aslında evet. diyebiliriz. Evet. Yani belki o düğün değil de daha böyle belediye projeleri gibi. Yok biz belediye ve festivallerde biz maalesef yerlerde daha butik şeyler de varsınız ki. anladığım evet, kadarıyla. Evet. Peki performans sanatı yapmak isteyenlere ne söylemek istersiniz ya da aileler çocuklarını yönlendirmek istiyorsa bu tip etkinlikleri organizasyonu? Öncelikle çocukken zaten o yeteneğini hissedersiniz. El becerilerini, müzik ve ritimle olan uyumlarını. Yani benim babam bizi bu şekilde gördü ve değerlendirdi. Evimize akordeonumuzu, bağlamamızı, flüdümüzü aldı. Öyle oluyor. Biz, Biz de, böyle. de evet. öyle, Ben de konservatuar evet. mezunum. Bizde de öyle. Evet. Aa, siz bale. Diye. Evet. Ben halk dansları, siz bale. Evet. Da. Peki çocuklar annelerinden böyle bir şey. Annelerinden, babalarından. Zaten onlardan keşfetmelerini bekliyoruz. Sonra da bunun... Eğitimle mi başvurusunda yoksa performans için tam eğitim gerek de değil dedik. Şöyle e, aslında ailelerin kaygısı böyle okullardan mezun oldukları zaman ne para kazanabilecekler. Çok maalesef. büyük bir kaygı var ve bence bu doğru bir kaygı da değil. Ben esas. hiç değil. korkmadım, değil hiç maalesef. korkmadım, Öyle. hiç korkumun Hayır. arkasında durmadım ve inandım kendime. Doğru. Yani gençlerin özellikle kendilerine inanmalarını istiyorum. Yetenekleri varsa azmetsinler. Evet. Başarının en en temel şeyi disiplin Kesinlikle. ve azm etmek. İnanın bizde konserva, konservatuarlı olmayıp okullu olmayıp Kesinlikle. alaylı dediğimiz yeteneğiyle e, dans eden ve semazen sema dönen birçok genç var ve ritim perküsyon evet. anlamında yetenekli gençlerimiz var. Yeter ki yetenekleri Bu istekleri kadar. olsun. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. İyi evet. geldiniz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki konuğumuz uzman eğitmen ve estetisyen Işık Mucukoğlu. Cilt bakımı, saç bakımı, dekolte bakımı. Son günlerin en popüler güzellik işlemleri neler? Ozonla cilt ve saç bakımı nasıl uygulanıyor? Uzman eğitmen ve estetisyen Işık Mucukoğlu güzellik sırları paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, uzman estetisyen ve eğitmen Işık Mucukoğlu şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ozon uygulaması ve cilt yenileme konuşacağız. Hı hı. Cilt bakımı, saç bakımı, dekolte bakımı. Bunları yaptırmak neden önemli? Yaptırmazsak ne olur? Evet, cilt bakımı neden önemli? E, saç bakımı neden önemli? Çünkü kimleri için çok büyük keyif. Kimileri için de alışkanlık halinde aslında bakarsanız hı hı. Kimileri ama bence de zulüm. Evet. <laughs> Yapmak çok zor geliyor. <laughs> bana çok garip geliyor çünkü bana diyorlar nasıl yapıyorsunuz falan. Ben bayılıyorum ben mutlu evet, oluyorum. Kesinlikle ben de öyle. Kimiler için de gereklilik. Evet. O yüzden de gereklilik kısmı herhalde bizim için çok daha büyük önem taşıyor. Ee, ben hep söylüyorum bir sabah kalkıyorsun artık eski sen değilsin. Ee, o yüzden de muhakkak bu cilt bakımlarını ihmal etmeden devam etmek gerekiyor. Saç bakımı da keza aynı şekilde çünkü belli bir yaştan sonra hücre yenilenmesine yazık ki azalıyor. Bizim bunlara bir dur dememiz lazım. Evet yaşalmayı engelleyemeyiz ama iyi bir yaş almak için neler yapmamız gerektiğini iyi bir derecede bilmeliyiz. Belki yavaşlatabiliriz de. Evet belki evet. yavaşlatabiliriz. Ya da güzel yaş alabiliriz. Güzel yaşalamak. <laughs> sağlıklı <gülüyor> ve güzel yaşalabilmemiz mümkün. Ozonla yapılan cilt bakımı nedir? Nasıl uygulanır? Ne işe yarar? Son zamanlarda çok popüler bu arada. Evet ozonun her türlüsü popüler evet. zaten. Evet. Yani çünkü hekimlerin yaptığı Hı -hı. kandan alınan ozonlanan birçok işlem var. Hı -hı. Biz güzellik uzmanlarının yaptığı da bitkisel ürünlerin ozonlanması ile birlikte elde edilen birçok ürünün cilde penetre edilmesi. Yani hı hı. iğnesiz vesaire olmadan cilde el yordamıyla yedirilen bir ürün. Bunların içinde anti-aging var, bunların içinde leke var, hı hı. bunların içinde akne var. Biz cilde oksijenlendirdiğimiz için de güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi Özellikle şunu merak ediyorum ben. Bitkisel ürünleri ozonlandırdık dediniz. Evet. Ozonu ne amaçla kullanıyoruz orada? Oksijenlendirmek ne? amacıyla hı. kullandığımız için o yüzden cildin yenilenme sürecini hızlandırıyor. Hı hı. Hani biz biraz önce dedik ya hani yaşlanmayalım diye daha iyi yaş alabilmek için de oksijenlendirebilmek mümkün. Bunu da ozonla gerçekleştirdiğimiz zaman muntazam çok güzel Peki, sonuçlar alıyoruz. Peki kaç yapılıyor bu? Ee, aslında cilt yenileme için değişen süreler olsa da kişiye ve yaşa hı hı. bağlı olarak 4 ila 6 seansta devam ettiğim seanslarım var. Bunlar arasında işte 7 ila 10 gün ara vererek devam Hı -hı. ediyorum ama sonuç almadım hiç kimseyi göndermedik ozonla evet, diyorum maşallah. her zaman da söylüyorum. Ne güzel iddialısınız. Peki evet. nasıl bir uygulama yani size ozonlanmış ürünler mi geliyor yoksa siz mi böyle bir e, takviyeyi yapıyorsunuz üretiyorsunuz öyle evet. sorayım. Ozon O3 gazı biliyorsunuz Hı -hı. da bu bitkiler içerisinde en çok zeytinyağın içerisinde hapsolabiliyor Hı -hı. ama diğer birçok bitkinin içerisinde de bu zeytinyağı hapsolup ozonla birlikte e, o uygulamaları verebiliyor bize. Yaptığımız işlemlerde ilk önce bir gözenek açmak için bir işlem yapıyoruz. Hı hı. Onu yine ozonla birlikte gerçekleştiriyoruz ama ozonlu birçok krem var. Hı. Onlarla birlikte yaptığımız için de o güzel sonuçları alabiliyoruz. Peki Anladım. ne kadar sürüyor bunun bir seansı? Bir buçuk saat sürüyor. Ha, bana gelen öyle diyorum hı. bana rahat gelin. Hinç vakitliğim evet. var. Evet. Doğru. Çocuğum <laughs> evde bekliyor demeyin. Bana rahat gelin. Doğru. Peki saç bakımında nasıl kullanıyorsunuz? Doğru. Saç bakımında da bizim micro needle dediğimiz bir yöntemle birlikte kullanıyoruz. Ee, yine ozonlu saç bakım ürünleri var ve ozon yağını bir arada kullanıyorum. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Yine son dönemde çok popüler. Ölmez çiçek. Hiç duymadım. Ölmez çiçek yağı diye yine Hı. ozonlanmış bir ölmez çiçeğini. Ki frekansı çok yüksek. Gülden sonra ikinci kez gelen ha, ölmezceği saç üzerinde inanılmaz faydası var. Hem frekansınız y yükseliyor hem hmm. saçlarınız parlıyor, hmm. gürleşiyor ve inanılmaz güzel sonuç alıyorsunuz. N ne diyorlar ona? Dişil enerji falan da mı evet, yükseltiyor? Gül Gülden içine. sonraki ikinci. Gül için öyle evet. diyorlar da evet. onun böyle bir şeyleri, ritüelleri var. Gül kullanıyorlar falan, evet, yağları evet, falan. Evet, evet. Gül frekansını evet. kesinlikle kullanıyorlar. Peki bu şey, boyun ve dekolte bölgesi var ve yaşın en çok Belli olduğu bölge esasında. Burada da uygulanıyor mu Evet. O zaman. Yani en çok ihmal ettiğimiz yerler arasında. Evet. Çünkü işte yüzümüze bakarken ne yazık ki dekorteyi de elleri de boynu da unutmuş oluyoruz. Evet. Ozon yine buraları da oksijenlendirdiği için hem dekortede hem boyunda hem sarkmaları toparlıyor hem kırışıklıkları açmış oluyor. Ozonun o muhteşem gücünü... Diyorum ya hayatında herkes bir kez de olsa tatmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, o ben hani damardan alınan takviye olarak ozonlu e, yapmıştım ama Hı. herhangi bir bakım yapmadım. Mutlaka ben de bir yere deneyeceğim. Şimdi gelelim çatlaklara. Hı. E, hemen hemen kadın erkek bir sürü insanın çok ciddi sıkıntısı olan ...biraz genetik altyapılı bazı sorunlar ve şöyle de bir şey var onlar hakkında çatlak asla iyileşmez diye. Hı. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Ben de aslında farklı bir şey söylemeyeceğim. Hı. Çatlak %100 iyileşmese de çatlak estetik açıdan biz çok fazla rahatsız etmeye başlıyor. İşte mayo giydik, kenardan bir yerden Hı. gözüktü vesaire gibi. Bunları en minimuma indirmek için ses dalgası ve ısı kullanılmış. Ee, bu cihazla birlikte estetik açıdan o kaygıyı gidermek için en azından görüntüyü %40'lara indirebilmek için yapılan bir işlem var cihazlı bir uygulama. Cihazlı bir uygulama. Hı -hı. Cihazı da yine ozonla birlikte uyguluyorum. Hı. Çünkü ozon hem orayı oksijenlendiriyor hem aynı zamanda da Çabuk iyileştirdiği için de o güzel sonucu almış oluyoruz. Hı hı. Ama yüzde yüz hiçbir zaman çatlan bir uygulaması tedavisi evet, yok. Evet ama bizi o rahatsız eden büyük evet. görüntüden kurtulabiliriz. Kesinlikle Peki, kurtulabilirsiniz. E, bu kaç seansta yapılıyor ciddi şikayet olan insanlar ne kadar bir iyileşme görecekler? Hani bir yüzde vermemiz gerekirse? E, aslında şöyle tabii yeni çatlaksa biliyorsunuz ilk kızardığı vakitlerde onları iyileştirilmek daha kolay. Çok kolay. Birçok yöntemle birlikte ama hani 20 senelik bir çatlağı e bunlarda biraz zorlandığımız Çok bekletmemek oluyor. lazım evet. aslında. O yüzden Bu yeni de, dediğiniz doğum sonrası doğum falan doğum sonrası evet. işte çok kilo alıp verdiğiniz evet. zaman ya da spor sonrası yapılan yeni yeni o uç oluşan. yeni oluşanlarda başarı oranı çok daha yüksek. Dediğim gibi ozonla oksijenlendiği an onlardaki değişimi tam anlamıyla görebiliyoruz. Hı hı. E makinede devreye girdiği zaman ses dalgası ve ısı Onda da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki ne kadar sürüyor bir seans ve ne kadar aralıklarla yapılıyor? Ee, yani bizim bekleme süreli seanslarımız olduğu için... takribi bir ila bir buçuk saat arası bizde olmanız gerekiyor. Hı hı. Yine dediğim gibi keyifle devam ediyoruz. Çünkü ruhumuz ne kadar iyi olursa... Vakitli geliyor. Evet yüzümüz yani, iyi diyorsunuz. olur diyoruz öyle devam ediyoruz. Peki... Peki buyurun hocam. E, bu cilt bakımı ile ilgili ozon dışında kullandığınız ya da uyguladığınız diğer tedavilerden de bahsedebilir misiniz? E, şimdi e, bizim uygulamalarımız arasında ben biraz daha holistik e, tarafına yaklaşıyorum. Evet. Yani bütünsel yaklaşım olarak yapıyorum. O yüzden de en çok kullandığım ameliyatsız uygulamalardan hı hı. bir tanesi manuel bukal modelaj masajı manuel el biliyorsunuz evet. bu kalde yanak olarak uh -huh. geçiyor. Ağız ben içinden yaptırdım evet mı? etkili bir şey. Ağız içi bütün çene Kesinlikle. falan geçen yaz bir kere denedim. Kesinlikle. Çok etkili bir şey evet. gerçekten. Yani uygulama çok başarılı. Hı -hı. E, ağız içinden girildiği için de Hı -hı. biliyorsunuz kasın bir hafızası var. Ona hatırlatmak gerekiyor. Ara ara yaptırdığın zaman da hem diş sıkmasından tut, Hı -hı. hem de e, cildi gelme, çeneyi ortaya çıkarma, jowlan gibi orta evet. çıkan değişiklikleri net olarak görebiliyorsunuz. Yani yüzü de çok şekillendirmek güzel. Evet, için i̇şte mesela bu şimdi bu şeyler çok meşhur oldu işte buradaki çöküklük falan Hı -hı. aslında düzenli yapıldığında e, onlara da çok faydası olan evet. bir masaj bu kal masaj. Peki e, onu ne kadar zamanda bir yapmak gerek? O da böyle uzun. Yani böyle bir aslında zaman. uzun vadeli olan bir işlem çünkü spor gibi düşünün. Hani bıraktığında eskisi halini görebilir misiniz? Evet dönebilirsiniz. O yüzden de bunu muhakkak bir yaşam standardı hmm. haline getirmek lazım. En azından 15 günde bir veya işte ayda bir olsa da Moner bu Spor kadar yapmak gelmek yapmak gibi. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ederim. Çok Sağ olun. keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. teşekkürler. Sıradaki konuğumuz sigorta uzmanı Sabahattin Altaş. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Kimler faydalanabilir? Sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi nedir? Hayat sigortası neleri kapsar? Sigorta uzmanı Sabahattin Altaş anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet sigorta uzmanı Sabahattin Altaş stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sabahattin Bey. Hoş bulduk. Şimdi sigorta aslında hepimizin hayatının farklı farklı yerlerinde var olan bir şey ama evet. çok da detaylı bilgi sahibi değiliz. Konut sigortası poliçesi alırken binanın bedeli nasıl belirlenir? E, Konut sigortası poliçelerinde bina bedelini saptarken e, binanın e, arsa değerini dışarıda bırakarak binanın yeniden inşa edilmesi maliyetini e, göz önünde tutmamız lazım. Çünkü hmm. hasar anında e, sigorta şirketleri... E, bina'nın inşaat e, maliyeti ile birlikte ödeme yaparlar. Hı hı. Ya, arazi masrafını ödemiyor hı hı. tabii ki arazi bir şey olmuyor çünkü kesinlikle. O da onu da şöyle örnekleyebiliriz. E, örneğin 100 metrekarelik bir dairem var. Bu dairenin bedelini 3 milyon TL olduğunu farz edelim hı hı. E, sigor ve bina e, yıkıldı depremden sonra e, bina'nın e, sigorta şirketi bakar bina'nın e, yeniden inşa edilmesinin güncel maliyetini çıkartır. Hı hı. O da şu şekilde hesaplanır. E, i̇nşaat metrekare e, bedelini 10.000 TL olduğunu farz edelim. 100 metrekareden 1 milyon TL hı hı. E, ödeme yapar. 3 milyonluk kısmı kesinlikle ödemez. Ödemez. Hı. Zaten hı. E, sigortacılık temel prensiplerinden e, hı hı. biri de e, sigortalıyı uğramış olduğu zararı ikame e, eder. Hmm. Bunun yanında sigortalı sigortalıyı kara geçirici bir e, tazminat bedeli ödemez. ödemez. Ödemez tabii ki mantık olarak zaten. Evet. O yüzden o hesaplarken de ona göre hesaplamak Hı -hı. lazım. Peki. Evet. Tamamlayıcı Be... sağlık sigortası. Buyurun hocam buyurun Yok yok ben aynı soruyu soracaktım. Hmm. Buyurun lütfen. Tamamlayıcı sağlık sigortası son günlerde çok konuşulan bir şey. Ee, özel sağlık sigortası Olmayan yaşı ileri olan kişilerde genelde daha çok yaptırılmak istenen bir sigorta nedir tam olarak kimler faydalanabilir? Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK'sı aktif olup 0-64 yaş aralığındaki her bir birey tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. Bunun yanında 64 yaş üzeri olan kişilerde sigorta şirketlerinin özellikle sağlık sigortası ürünleri vardır. Yine bu ürünlerden faydalanabilirler. Hatta yine SGK'sı aktif olup ülkemizde ikamet eden yabancı, yabancı uyruklu vatandaşlarımız var. Onlar da bu sigorta ürününden faydalanabilirler. Ne demek oluyor tamamlayıcı sigorta? Tamamlayıcı sağlık sigortası şu: SGK mesela örnek vereyim ben yine bir müşterimiz var. Hastaneye gider, doktor muayenesi artı tahlillerini yaptırır. Çıkışta bir meblağ çıkar karşısına. Özel hastanelerde. Özel mi? hastanelerde Hı -hı. anlaşmalı olan özel Ama hastanelerde. Ama her özel hastanede değil SGK anlaşması olacak. SGK ile anlaşmalı olacak. Sigorta şirketinin de o hastane ile anlaşması Hı -hı. olacak. Ee, gittiği vakit e, o meblağın bir kısmını e, SGK öder kalan kısmını ise Sigorta şirketi öder. Tamamını öder mi kalan kısmının yoksa? Tamamını öder. Hmm. Anlaşmalı olduğu yerlerde evet. tamamını ödüyor anladığım kadarıyla. Peki evet. e, sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi nedir? Sağlık sigortalarına niye bu sene bu kadar zam geldi diye kendi özel sorumu da bu sene <laughs> öderken şok geçirdim. Diyorum. Tam evet. olarak iki katını evet. e, ödedim. E, ömür boyu garanti süresi nedir? Ömür boyu yenileme garantisi sigorta şirketlerinin, e, tamamlayıcı sağlık sigortalarında ya da normal özel sağlık sigortalarında e, sigorta kapsamında bir değişiklik yapmadan e, sigorta poliçesini e, müşterinin ömrü boyunca devam ettirmesini taahhüt eder. Hmm. E, yani bu şu anlama gelir, mevcut sigorta planında e, müşterinin e, seçmiş olduğu teminatları, ödeme limitlerini değiştirmeme sözünü vermesidir. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir tane müşterimiz var. Müşterimiz özel sağlık sigortasını yaptırır. Yaptırırken biz kendisine sağlık bildirim formu doldururuz. Hı hı. Bu sağlık bildirim formunda ise minimum 20-30 tane soru vardır. Evet. İşte bu soruların içerisinde bundan önce geçirmiş olduğunuz bir ameliyatınız var mı? Şu an kullanmış olduğunuz bir ilaç var mı? E ee, gibi şu anda e, o çok ciddi sorular var sağlık soruları müşteri sağlık beyanında bu sorulara hiçbir sağlık sıkıntım yoktur derse şayet. Burada e, biz poliçeyi rahatlıkla müşterimize yapabiliyoruz. Hı hı. E, ve bunun yanında e, 3-4 yıl sonra da müşterimize ömür boyu yenileme garantisi hı hı. veriyoruz. Ömür boyu yenileme garantisi verildikten sonra şayet müşterimiz, ee, bir e, bu sorular o 20-30 tane sorudan bir tanesi veyahut da daha farklı bir rahatsızlığı olduysa e, biz kendisine e, Ömür boyu yenileme hakkı veririz ve sigorta şirketi kesinlikle müşterisinin yanında yer, yer alır e, poliçeyi e, Ömrü boyunca hiç teminatlarda değişiklik yapmadan devam, et, devam, devam eder. Ettirir. Şimdi e, son bir soru soruyorum. Aracım çalındığında veya pert olduğunda, pert biterim herhalde hiç evet. öyle düşünmemiştim. Sigorta Hı. şirketi hangi mevla öder? Şöyle e, 0104 2013 tarihi itibariyle e, kasko sigortası e, genel şartlarına göre e, aracın e, sigorta şirketi aracın hasar tarihi itibariyle ee, rahiç değerine kadarını teminat altına alır. Ee, ve e, bu teminatı aldıktan sonra da şu şekilde buna da örnek verebiliriz. Ee, örneğin 6 ay önce bir müşterimize kasko poliçesi yapıyorum. Hı -hı. Bu kasko e, poliçesini yaparken aracın fiyatının 800 bin lira olduğunu farz evet. edelim. 6 e, ay sonra bir çalınma durumunda pert olma durumunda e, sigorta şirketi 6 ay önceki 800 bin lirayı değil şu anki satış fiyatını evet, öder. Öyle. Biz buna hmm. raiç bedel diyoruz. Peki hocam bu e, araç sigortaları niye bu kadar uçtu gitti? <laughs> Herkesin yani. derdi bu. Yani inanılır gibi değil evet, gerçekten. Çok fena hepsi öyle Yani şu... Şöyle söyleyeyim yeni bir araç bakıyordum sigorta yüzünden dedim tamam kalsın dedim. yani Öyle bir fiyat çıkardılar ki yani. Değil Geliyorlar bütün sigorta ücretleri artmış anladığım kadarıyla ya, değil bütün... mi bu sene? Dövize e, endeksli düşünülüyor? Şöyle, e, bugün e, araç fiyatları gün bazlı artık artıyor. Hem yeni e, sıfır araçlarda, hı hı. E, ikinci el fiyat araçların bile fiyatları inanılmaz Sıfırdan derecede daha pahalı. Evet uçmuş durumda. E Şimdi şöyle de düşünmek lazım. E, bugün e, bir aracın bir hasarı olsa e, gittiği zaman servise e, bundan e, iki ay önceki e, fiyatı vermiyor evet. maalesef e, müşteriye. Ondan dolayı da hem de enflasyonun Fiyatlarda da biraz artmış olduğundan tabii. dolayı fiyatlar çok Sigortalarda yükseldi. Sigortalarda her şeye yönelik evet. bir şekilde arttı diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sıradaki konuğumuz Yaşam Koçu Kezban Polat Bayık. Mutlu insan nasıl olur? Mutlu olmak mı daha zor? Mutlu kalmak mı? Mutluluğu aramak doğru mu? Mutsuzluğumuzu mutluluğa çevirmenin yolları var mı? Yaşam koçu Kezban Polat Bayık yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Yaşam Koçu Kezban Polat ve stüdyomuzda. hoş geldiniz hoş Kezban bulduk. Hanım. Teşekkür Mutluluk konuşacağız bugün. Herkesin an... arayıp da bulamadığı Arayıp da de bulamadığı <laughs> e, şu sıralar herkesin en büyük şikayetçi olduğu şey mutlu evet. olmak mı daha zor mutlu kalmak mı? Önce mutlu olmayı öğrenmek gerekiyor. Hı hı. Hepimiz interneti, televizyonu açtığımız zaman yemek tarifi öğreniyoruz. Biz bugün mutlu insan tarif verelim istedik. Nedir mutlu insan? Önce aynaya baktığınızda siz kendinizle mutluysanız çevrenize de mutluluk yayıyorsunuzdur. Hmm. Bu değil. Pozitif bakışta değil. Kabul ediştir. Doğru kesinlikle. Kendinden mutsuz olmuş, işte estetik ameliyatlarla ilgili de böyle evet. hep, e, ya da kozmetik işlemlerle ilgili sorduklarında onu söylüyor. Bir kişi kendiyle mutlu değilse etrafını da mutsuz ediyor. İmkanı varsa... Yaptırması gereken Tornat şeyi yaptırsın. yaptırsın. Ama önce gönlüyle, kalbiyle Hı -hı. mutlu olmak evet. gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir Peki. insan etrafıyla çok sıkıntı veya ufak şeylerden büyük sorunlar yaratıyorsa bence onun bir kendine dönüp İçinde. bir bakması lazım. Onu hiçbir estetik lazım. cerrahi yöntemi mutlu edemez. Çözemez Hı -hı. değil Hı -hı. mi? Kesinlikle. Peki hocam Peki. bu çok pardon. Bu bir tercih midir mutlu olmak? Hobi'dir. Hobi bir hastalığa dönüşmüş haldir. Hı -hı. Empatik olmayan insan nevrotik olur diyorum Hı -hı. ben. Yani empati yapmayı bilmeyen insan Kesinlikle. genelde sıkıntılı evet. oluyor. Peki mutlu olmak mı zor dedik, mutlu kalmak mı? Mutlu olduktan sonra kalması var bir de. Mutlu olmak zirveye tırmanış gibidir. Ama zirve hep tek kişiliktir. Hı hı. O zirvede kalmak en önemlisidir. En önemlisi. Yani arada iniş çıkışlar olsa da o bir, bir düzen tutturmuş. Kardiyen iniş de. çıkışları diyoruz evet. biz buna. Hı hı. Elbette ki kainat gibiyiz hepimiz. Evet. Necip Facit Usta diye gibi hı hı. içimizdeki iniş ve çıkış kainatta bile yok. Evet. Hı hı. Bu iniş çıkışları... Eğer bizim kapasitemiz yettiğinin farkına varırsak hava durumu gibi algılarız. Bizim mutsuz edecek faktörleri hayatınızdan çektiğinde sizinle mutlu olacak insanları evin kileri olur bir de hayatınızın kileri olur. Evet. Hayatında kiler tırnak içinde onları bir kenara koyduğunuzda siz zaten kendinize bypass yapmış oluyorsunuz. Peki mutluluğu aramak doğru mu sizce? Etrafta çok bununla ilgili konuşuyor. Mutluluk, mutluluğu arıyorum, mutlu değilim, mutlu olmak istiyorum gibi. Bunun arayışı doğru bir şey mi? Yaşıyorsak ve hayatta kalmak gibi bir hedefimiz varsa mutsuz yaşayamayız. Hı hı. O yüzden Yaşadığımızda de doğru herkesden Cehennemi yaşayalım. yaşarız. Cennet de cehennem kelimesinin aslında kökü aynıdır. Eğer yaşadığınız alanı cennete çevirirseniz cennet buradadır zaten. Eğer değilse cinnet geçirirsiniz. Hı hı. Sizinle birlikte herkes cehennemde olur. Peki bunu ararken bu o trik dediğimiz hani o farkındalığı nasıl oluşturacağız insanlardan? Biz bunu aynalama diyoruz. Hı hı ve garantili çözümler sunuyoruz. Memnun olmayan bize ödemiş olduğu miktarı anda IBAN'ına iade ediyoruz ki ben evet. 25 yıllık koçum. Her an aslında trink dediğimiz farkındalık evet. tuşuna bastığınızda aracınızın geri vitesi yoktur. Matrix sapı gibi. Evet. Bir kere mutlu olmayı öğrenirsek hep mutlu uyuruz. Bağımlılık yapar diyorsunuz. Ve Yaşam şekliniz olur. Mutlu insan nasıl olur? Bize bir mutlu insan tam tarifini verir misiniz? O zaman sizden rica edelim bize asık suratla bakar mısınız? Öfkeli. Muttum, <laughs> Şimdi gülesi geldi bakın. Öfkeli bakalım, bakın. Öfkeli bakın. Kızgın tamam, daha kızgın. Daha kızgın <laughs> gülmeden. Yani bana seviyor, seni evet. seviyorum derken öfke... Seni seviyorum diyebilir misiniz? Diyemezsin. Diyemezsin tabii ki. Biz genellikle sevgilerimizi bile artık mutsuz ifade ediyoruz. Hı. Bu yüzden de beni anlamıyorsun kelimeleri dans ediyor piyasada. Biz anlatamamışızdır diyoruz ben. Mutlu insan nedir yani? Her hali kabul etmiş kişidir. hı. Buna tasavvuf tevekkül diyor. Pozitif bilim kabul ediş diyor. Ben benim kendi tanımım her şeyi meteorolojini verdiği rapora göre yaşayan kişi demek. Anladım. Güzel bir tarif. Kabullenmek yani bir yerde. Ee, mutlu insan olmak için neler yapmak gerekir diye soracağım ama aslında cevabı verdiniz. Onun dışında bir şey Sevmek var. Sevmek gerekiyor. Hı -hı. Herkesi değil, kendisini ve beklenti kesmek gerekiyor. Sen bana hiç beni sevdiğimi söylemedin. Ya öyle olsa herkes bir tane hayvansever haline gelir. Pet shop gibi dolaşıyoruz evet, zaten. Hı. Sevdiğinden sürekli değer görme kaygısı yaşamaz. Evde baktığımızda kumada ailesiyle yarışan kadınlar görüyorum ben. Ama hocam insan zaten öyle bir varlık değil mi? Hani bir karşılık, ben öyle bir şey bir yaptım, değil. onun da bir şey yapması i̇nsan gibi bir içgüdü var yani bence. İnsan verebilen bir varlıktır. Hı -hı. Biz dönemimizde fesut yaşadığımız için fesut yiyoruz, fesut yaşıyoruz. Alabilen insan pozisyonuna geçtik ki bu bir öğretidir. Hı hı. Yani genlerimiz vermeye uygun yaratılmıştır. Evet. Ama karşılıksız vermek de bir süre sonra çok fazla mutsuzluk getirmiyor mu? Hayır onun sokaktaki ismi ahmaklıktır. Ben enayi yerine koydum. Ben onun için vermiyorum ki. Oradaki mottomuz şudur. Ben benim değer görmem adına sevmiyorum. Ben sevdiğim için onu Hatasını sevdiğim için sevebiliyorum. Hı. Evet. Asansör gibi yani o zemin kattaysa hı hı. biz 10. kattaysak o zemin kattakinden destek bekleyemezsiniz. Onu Doğru. yukarıya taşımak S lazım esasında. Siz inersiniz onu yanınıza alırsınız ve birlikte yürürsünüz. Hı hı. Peki hocam bazen şöyle hani sürekli mutlu olan insanlar var. Evet. Sizce bu sağlıklı bir ruh hali mi? Değil sürekli gibi. olan mutlu insan yoktur. Sürekli mutluymuş gibi oynayan insan vardır. Hı hı. Doğru kesinlikle hele ki şimdi sosyal medya sayesinde hep onları evet. görmeye alıştık. Yapay alıştım. gülümseme sadece fotoğraf ve selfie çekimliktir mutsuzluğumuzu mutluluğa nasıl çevireceğiz? Önce trafik kazası yaptığımızı kabul edeceğiz. Trafiği çağıracağız, ambulans çağıracağız, hasarı göreceğiz. Hı hı. Cimi cipten bakacağız ve olay çözülecek hı hı. zaten. Trafik Kendimize uzaktan... Trafik ambulans dediğiniz ne? Siz yaralıysak hı hı. veya birini yaralamışsak hı hı. mutlaka bir ambulans lazım. Veya yangın varsa bir itfaiye çağıracağız. Önce kabul edeceğiz. Hı hı. Kendimize uzaktan baktığımız an aslında ne kadar büyük mucize bir varlık olduğumuzu anladığımızda her gün işe gelebiliyorsunuz, nefes alabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bunlar paha biçilemez olaylar. Evet. Hayat pahalı diyoruz aslında biz paha biçilemeyiz. Hmm. Yaratılmış bir hayatın peşinden koştuğumuz için mutsuzuz. Burada bir de kitabımız var. Hemen şöyle göstereyim. Cemil Cümleler. Biraz ondan da bahsedelim hemen. O kitap Türkiye'nin ilk filozof hmm. kişisiyim. Kadın hmm. cinsinden. Kadın cinsinden. Kadın cinsinden. Çünkü kadınlar genellikle negatif yönlendirir. Benim negatifim de zirve negatiftir. Aram Hı -hı. yoktur. Ama bu bir aforizmadır Twitter cümlelerim. Gönle gelen kelamların kaleme dökülmüş halidir. Hı -hı. Açtığınızda sihirli ve fal kitabı değildir ama şu an ne hissediyorsanız size o cümle gelir. Garantilidir Hı -hı. bu da. Test Güzel edebilirsiniz. Bir şey. Bakayım bir deneyelim. Evet. Hazır vaktimiz deneyelim varken bakalım. açıyorum. Kartlarımız açık bizim. Ben kıyısı olmayan bir gerçeklik peşindeyim. Sığ sularda yüzmüyorum diyorsunuz. Evet doğru çıktı valla. Hocam buyurun siz de siz hocam <laughs> <laughs> hazır mısınız? <laughs> Garantili müziğler asla replika ürün. <laughs> replika program yapmıyoruz biz. Hayatla mücadele edilmez hayat yaşanır. Hocam gördünüz mü gerçekten evet. mücadele dediğimizde hayatı biz masa ve sehpa gibi algılıyoruz ve taşımaya çalışıyoruz. Eşini taşı, çocuğunu taşı, sevgilini taşı, işini taşı. Hayır. Hayat bir masa ve sehpadır. Sizin aksesuarlarınızı, aparatlarını taşımak için vardır. Evet. Sizin için vardır. Peki böyle bir kitap nereden ortaya çıktı? Yani bu aforizmaları yazmayı nereden? Dökülmeye ne? başladı. Ben Hı -hı. zaten çocukluğumdan beri yazan birisi. Peki sizi takip edenler, işte etraf eş dost da. Evet, yani. eş, evet. Zaten ben Instagram sayfamda beni birebir tanımayan takip etmesine karşıyım. Herkese sayfam açık ama. Hı -hı. Hı -hı. Beni tanımayanlar çünkü ben bir cümle paylaşıyorum. Hava yağmurlu diyorum. Arkadaşım birisi yazıyor bana ördek mi demek istedi. Üstüne alın alınma beni tanımıyorsun çünkü. <laughs> o yüzden evet. siz herhalde... Şahıs o... olarak hep birebir. Birebir yapıyorsunuz. Danışanlarınızı da öyle mi alıyorsunuz? Aynen öyle alıyorum. Çünkü şimdi moda bir kavram bu yaşam Hı. koçu. Evet. Bir dönem kişisel gelişim böyleydi. Kesinlikle. Ben öyle. 25 yıldır bu işi yapıyorum. O yüzden garantiliyim. İki gün semlere gidip elime verilen bir A4'ü Yaşam koçum diye asmıyorum. Evet. Hayatta ödediğim bedellerin karşılığını deneyimlerime aktardım. için Deneyim farkım de. net. Hı hı. Peki hocam, Mutluluk son olarak bir ah, şey söyleyeceğim. Ah, Sabah kalktık ve mutsuzuz. Aynaya baktık. Ne yapmamız gerekiyor? Ah, o ben günü Ben ki varım diyeceksiniz. Ayağa kalktınız bir Aha. kendinizi gördünüz iki evet. eliniz tutuyor 3. Evet. Yatalak olabilirsiniz, gözünüz görmeyebilir, Allah Allah ayaklarınız olsun. olmayabilir. Evet. Mutlu Kendimizi olmak istemeyeceğiz aynı zamanda. Önce aynada. şükür. İyi ki varım. Ben iyi ki varım evet. ki etrafımdaki bütün faktörler, eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz, aileniz, işiniz siz olmadığında hiçbir anlamı yok. Evet. Doğru. Siz varsanız değer kaydı. Yanağımızdan bir makas alacağız ve devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi i̇yi teşekkür geldiniz. ederim. Teşekkürler hocam. Sırada Şahin hocamızla sohbetimiz var. 20'lik diş nedir? Kaç yaşında çıkar? 20'lik dişler hangi durumda çekilmelidir? 20'lik diş enfeksiyonu neden olur? Nasıl tedavi edilir? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam, 20'lik dişler konuşacağız. Evet. Bu 20'lik dişler genelde herkesin böyle yandım yandım anlattığı, genelde kötü tecrübeleri olduğu evet. Bir diş türü nedir? 20'lik dişler niye var? Ben en baştan beri onu sorguluyorum yani. Şimdi 20'lik diş bizim üçüncü azlı dişimiz. Yani ağzımızı açtığımızda eğer 32 diş mevcutsa en sondaki gördüğümüz hem alttan hem üstten. Üsttekiler genelde görülmez. Biraz daha yukarıya doğru Hı. eğimli olduğu için ama alttakileri görebiliriz. Onlar bizim 20'lik dişlerimiz. Bu 20'lik dişler işte bundan evrimin daha gerilerine gidecek olursak işte 3000-4000 sene önce hı hı. bizim dördüncü büyük hazlarımız 20'lik dişti. Hı hı. Çünkü o zamanlar yeme içme şartları biraz daha farklıydı. Şu an işte daha yumuşak gıdalar tüketmeye başladık. Tabii çiğ o zaman yemek daha, bilmem çiğ, daha mi? tahıl ağırlıklı beslenme hı hı. vesaire olduğu için. Çene yapısı da farklı. Çene yapısı farklı biraz daha işte uzunca alt çenenin daha büyük olduğu yüz kemiklerinin daha geniş olduğu bir dönem. O zamanlar kesmeden ziyade öğütme işlemiyle çiğneme yapılıyordu. Hmm. Şimdi artık öğütmeden ziyade kesmeye dayalı bir e, öğütme işlemine geçtik biz. Dolayısıyla zaman geçtikçe o dördüncü diş 20'lik diye çekilmeye başlamış sürekli. Bu sefer 3 e, dişe düştü. şu anda biz e, son işte yaklaşık 350-400 senedir. Üçüncü büyük azıyı 20'lik diye çekiyoruz ve Hı. şimdi yeni doğan çocuklarda 20'lik çıkmamaya başladı. Çıkmamaya başladı Tabii. o da bir evrime O da bir evrime doğru aslında. gidiyor. tabi bu şöyle siz hani kendi elinizle yaptığınız bir şey de olsa bir süre sonra genlere e, işlemeye ki. başlıyor. Hatta bunun çalışmaları da var işte anne hamileyken kolu kırılıyor sonra kolu eğri tutturma diye bir şey var yani ya, tam kemik yerine yanlış oturmadan mı? yanlış kaynıyor doğan çocuğun da mesela kolu öyle yanlış kaynamış gibi çıkıyor. Dolayısıyla bu genetikle geçiş e, yapan bir durum söz diş konusu. Dişte aynı bu şekilde. Dişte aynı geçiyor. bu şekilde. Biz o en son 20'lik diş dediğimiz dişleri çekiyoruz. Tüm hastalardan şöyle sağlıklı da olsa, hiçbir sıkıntısı olmasa da evet. hastanın dişlerinde bir sıkışma da olmasa mesela örneğin kendim 20'lik dişlerimin dördü de çıkmıştı ve hiçbir sorunu yoktu. Ama ben yine de çektirmekten yana kullandım tercihimi. Niye Çünkü mesela? Niye şöyle 20'lik dişin arkasına doğru fırçalayamıyorsunuz hmm. imkansız. Yani hem bir refleks oluşuyor. Hem oraya biraz uğraştırmak gerekiyor. Hem alt hem üst çenede. Dolayısıyla dişte çürük başlıyor. İşte ağız kokusu yapıyor, ağrı yapıyor. Çürük bir süre sonra esas gerekli olan bir öndeki dişe doğru geçmeye Zararlı. başlıyor. <laughs> Dolayısıyla 20'lik dişleri biz genelde çekmekten yana kullanıyoruz tercihimizi. Evet. Bir de bir taraftan da eee çeniyi yapısın yani diş, diğer dişleri de bozabiliyor. Çünkü evet. ağızda aslında özellikle daha ufak yüzlü insanlarda ona hiç yer olmuyor. Evet. Dolayısıyla diğer dişin şeklini bozuyor değil evet. mi? Ya şimdi dişlerimizin zaten ömür boyu öne doğru bir eğilimi var. Evet. Yani öne doğru hareket etme eğilimi var. Mesela daha yaşlı insanlarda bakın alt dişleri öne doğru eğilmiş olur. Hı hı. İşte 75, 80 yaşına doğru. Evet, daha Çünkü böyle hep olur. şöyle öne doğru yürüdüğümüz için yer çekimiyle birlikte hem üstteki dişler öne geliyor hem de alttaki dişler öne doğru hareket ediyor. Bir de arkadan ittiren bir kuvvet olduğu zaman 20'likten bahsediyorum. Bu sefer öndeki dişlerin çapraşıklığı ve öne doğru kayması daha da artıyor. Hı, hı. Peki kaç yaşında çıkar? Hiçbir zaman 20'lik dişlerin 20'li yaşlarda çıktığını görmedim. Yani ben. şöyle 20 yaş 22 23 de başlıyor. Hmm. Yani e, çene gelişimi tamamlandıktan sonra esasında tabi e, dişlerin germi ve kökü oluyor. E, çene gelişimi işte 22-23 yaşında tamamlanıyor. Hmm. Ondan sonra dişler artık yavaş yavaş diş etini yarıp çıkmaya başlıyor. Eğer yer varsa çene genişse diş eti aşırı kalın değilse çıkabiliyor. Ama yer yoksa, çene darlığı varsa ki Zorlamaya son zamanlardaki e, gördüğümüz hastaların yüzde %60'ında çene darlığı var. Orada da artık bir çene yapısı küçülmeye doğru yine bir gidiyor evrimle birlikte. Dolayısıyla 20'lik dişler gerçekten artık herkesi hekimine yönlendiriyor yani. Peki nedir belirtileri? Nasıl anlayabiliriz onların artık belirmeye başladığını? E, bir ilk çıkmaya başladığında diş etinizde ağrı yapar. Hı, hı. Ee, böyle batma ağrısı gibi bir ağrısı olur onun. Ee, sonra beyaz bir pıt diye çıkıverir oradan. Hı hı. Zaten onu görürsünüz. O çıktıktan sonra muhakkak bir hekime gidip bir röntgen alıp onun bir pozisyonuna baktırmanız gerekiyor. Özellikle dediğim gibi çene darlığı varsa eğer e, ve küçük bir yüz yapınız varsa gidip X-ray aldıktan sonra röntgen panoramik bir röntgen. Orada hekim bakıyor sinirle ilişkisi var mı alttan geçen çene sinirle ilişkisi var mı. Pozisyonu nasıl? Yatay mı? Hı -hı. Yarı yatay mı? içe mi? Dışa mı? Bunların hepsi tabii işi değiştiriyor. Tabii. Ee, veya bazen düz olur ama hala çıkmaya devam ediyorsa biz o sırada hiç dokunmadan işte 6 ay sonrasında bir kontrol. Çünkü cerrahi bir işleme gerek kalmadan 6 ay sonra belki normal bir çekimle de biz onu Aa, alabiliriz. Anladım. Dolayısıyla bazen de beklemeye bırakıyoruz ama e, genelde öyle dik çıkma pek olmuyor yatay veya yarı yatay şeklinde hı hı. onu da ufak bir operasyonla alıyoruz. Bu da kişiden kişiye değişiyor. İşte cilt yapınız hassassa, kanama eğiliminiz yüksekse veya beyaz bir teniniz varsa burada birazcık morarma olabiliyor. Özellikle Şişmeye de falan. kemiğe müdahale ettiğimiz zaman Bazen de olmuyor. Peki e, bunlar çıktığı durumlar, bir de içeride gömülü kalanlar evet. var. Onlar sıkıntılı olanlar esas bildiğim kadarıyla değil mi? Şöyle eğer tamamen gömülüyse o diş zaten steril bir ortamdadır. Hmm. Orada bir enfeksiyon gelişmez kolay hmm. kolay. Yani bir dişin enfeksiyona hmm. dönüşmesi için o dişin bir baş göstermesi gerekiyor dişetin üzerinden veya yarı bir gömülü olması gerekiyor. Eğer ki kemiğin ve dişetin altındaysa ve herhangi bir belirti yoksa, hastamızın da ağrısı acısı yoksa biz genelde çekmiyoruz zaten. Tabi, Diyoruz ki dişlerde bir sıkışma yok. E, kemik var üzerinde, e, kemiğin üzerinde diş eti var. O gayet orada yıllarca kalabilir. Peki itiyorsa diğer yıllar. dişleri? İç taraftan ittirme olmaz itmez. çok fazla. O çıkmadıysa yok. itmez. İtme genelde çıkma eğiliminde olan dişler ittirme yapar. E, ama yine de hastayı senede bir... 6 ayda bir rutin kontrolüne geldiğinde yeni bir X-ray alarak tekrardan bakarız. Pozisyonda bir değişiklik var mı? Diş yukarıya doğru gitme eğiliminde mi ya veya yanda veya hmm. dış taraftan çıkma gibi bir eğilim varsa tabii ki alınır. Ama genelde tam gömülü olan dişlerde çok, çok fazla o. çekme taraftarı olmuyoruz Çünkü şöyle bir durum var. Diş tam gömülü olduğu zaman sinire de yakın oluyor. Hmm. Sinire ne kadar yakın Asa olursa Asa daha riski anladım. Tabii. Peki 20'lik dişler nasıl çekiliyor? Her diş mutlaka operasyonla mı alınıyor? Nedir prosedürü? Şimdi şöyle eğer e, çıkmışsa ağız içindeyse üst 20'lik dişlerin çekimi 10 saniyeyi geçmez. O kadar hmm. rahat bir işlem. Sonrasında kanıma vesaire de olmaz. Alt dişler yine çok yani 2-3 dakika içerisinde çekilir ama... Gömülüyse, şimdi biz bu gömülüyü de kaça ayırıyoruz? Bir kemik retansiyonu dediğimiz, bir kısmının üzerini kemik kapatmış oluyor, ön tarafı çıkmış. Hmm. Orada kemiği kaldırarak alıyoruz. Bir diş eti retansiyonu dediğimiz, kemik yok, sadece ufak bir diş eti var, o da genelde kolay çıkar. Yani en zoru hafif kemik retansiyonlu olan, hmm. ee, mesela burada bir e, 20'lik e, görüyoruz şu anda, hmm. ee, tabii hoş olmayan bir pozisyon. Böyle bir yerle burada mesela biraz çıkmaya çalışmış. Üstteki diş eti kızarık. Dişetinde bir enfeksiyon gelişmiş. Hı hı. Bunu mesela muhakkak alınması lazım bu durumdaki 20'liklerin. burada nasıl? mesela bakın hem çürük var hem de yatay. Bu 20'liğin muhakkak alınması o lazım o ki da. öndeki diş işte bu diş ittiren bir diş esasında. Hmm. Bu tam ittirir yani. Bu bu durumda olanları almak gerekiyor. Peki nasıl alınıyor? Ee, normal diş çekimiyle alınan var. Yarı cerrahi yani diş eti ise sadece ufak bir kesiyle diş etinin altından alıp dikmiyoruz bile kendinden hmm. iyileşiyor. Bazen de diş etini açıp bir miktar kemiği kaldırıp o şekilde alıyoruz. Bu hastalarda birazcık sıkıntı yaşanır. Evet uzun O da süren... yani şöyle vücutta herhangi bir bölgede kemiğe müdahale ettiğiniz an orada bir morarma olur. Çünkü evet. vücudun kemiğe olan e, refleksi diş etine ya da yumuşak dokuya benzemez. Birazcık daha sert bir refleks verebiliyor. Benim ee, bir tanesi öyle olmuştu, zordu. Peki sonrasında ne bekliyor hastayı? Sonrasında şöyle ki bir tükürmemesi gerekiyor ilk gün. Çünkü tükürdüğü zaman kanama devam ediyor. Hmm. Hasta diyor ki burada bir şey var? Böyle hafif bir emzikleme yapıp tükürüyor. Bu sefer ne oluyor? Oradaki kanama tazeleniyor. Veya orada bir pıhtı oluşmuş oluyor. Tükürdüğü zaman pıhtı atıyor. Ha. Bu sefer kanama yeniden başlıyor. Bu bir. Oho. İkincisi e, böyle işte gazlı içecek içmemesi gerekiyor. Ee, özellikle pipet değişmemesi gerekiyor. Çünkü pipet ağız içinde negatif basınç oluşturduğu için oradan yine Gene kanama. kanama başlatabilir. Anladım. Üçüncüsü sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerekiyor. Çünkü sıcak kanın akışkanlığını arttırdığı için yine bir kanama başlatabilir. Dördüncüsü tanecikli şeyler, bulgur, pilav yememesi Yemeyecek gerekiyor bir iki ki. gün. 2 gün sonra zaten hasta kaldığı yerden normal hayatına gayet bir şekilde devam ediyor. Peki 20'lik diş enfeksiyonu nedir? Ve nasıl tedavi diş edilir? Diş enfeksiyonu şu. Yarı çıkmış 20'liklerde Bakın az önce mesela evet. bu, tam şu vakada. Bakın evet. diş eti yarıya kadar kapatmış. Ve diş etinin üst kısmı dişe yapışık değil. Oraya gıda giriyor. Hmm. Bakteri giriyor. Hmm. Ve orada gıda 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün kaldığı zaman ister istemez enfeksiyona neden oluyor. E, dolayısıyla e, genelde 20'lik enfeksiyonu değil, 20'lik çevresi doka enfeksiyonu gelişir. Hmm. E, onların da tedavisi yine... 20'liği çekmekten ve oradaki e, enfeksiyonu temizlemekten geçiyor. Peki geçir. onun öncesinde mi mesela bir antibiyotik tedavisi oluyor da sonra operasyon yapılıyor? Öyle bir şey hatırlıyor musun? Yok, o değil. O Aha. çok ya o genelde apseli ve enfeksiyonlu dişlerde hmm. apse kana karıştığı zaman e, kalpte yani o e, enfeksiyonların kan yoluyla kalbe geçip kalbin iç zarı enfeksiyonu dediğimiz bir şey gelişmesin diye biz 2-3 gün öncesinden antibiyotik veririz ama 20'likte o durum çok fazla hı hı. oluşmaz Olmuyor. eğer ekstra bir durum yoksa Peki bu enfeksiyonun hiç olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Hiç 20 olmaması için 20'likler çıktığı andan itibaren bir kontrole gitmemiz gerekiyor ve hekim size bu dişleri çekmemiz gerekiyor dediği an lütfen direnç göstermeyin. Hı hı. Çünkü o 20'li hekim size tamamen e, tıbbi bir bakışla ve sağlık için çekilmesi gerektiğini söylüyor korkulacak da bir durum yok İnternette çok fazla bilgi kirliliği var bununla evet, ilgili, her şeyle ilgili şöyle yaptım böyle yaptık öyle yaptım böyle şişti şöyle kızardı falan gibi korkulacak bir durum evet, değil yani evet bir de yani o tip reaksiyonlar her kişiye farklı olarak değişkenlik Kesinlikle gösteriyor öyle. yani işte kimisi mesela benim morarma olmamıştı ama Hı -hı. şişme olmuş evet. işte ablamda çok fazla morarma olmuştu, olmuştu gibi hani herkesin Kişiden ki... kişiye, kişiye 20'liğin durumuna göre Değişik oluyor. değişiyor ama şunu tavsiye edebilirim 20'lik çektirmek istiyorsanız eğer özellikle gömülü veya gömlüde muhakkak bir cerrahın çekmesinde Tabii fayda ki. var. Peki bir de şunu soracağım en son 20'lik yaş dişlerini nasıl bir e, plan içerisinde çekiyorsunuz? Mesela iki tane çıkmış evet. oluyor ve hepsi çıkmış oluyor. Ne yap dördünü değil? çekeceksek eğer ben genelde sağ ve soldan yana kullanıyorum. Hı, önce perjiğimi. bir taraf alt üst. Önce bu taraf alt üst. Zaten üst dişin iyileşmesi 3-5 saati geçmiyor. Alt dişin üst iyileşmesi kür üst kolay. Yani ha. genelde kolay olur üstlerin. Hem Doğru. dişi çekmek çok kolay olur. Hem de sonrasındaki süreç kolay olur. Genelde iki taraflı yapıyorum. Ee, eğer iki taraftan iki diş çekeceksek yine tek taraf 15 gün sonra da öbür tek taraf. taraf. Ama arada muhakkak iki hafta bırakıyoruz. Beklemek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür Güzel bir cumartesi evet. günü oldu. Birbirinden değerli konukları ağırladık. Yarın pazar günü yine aynı saatte burada sizleri bekliyor olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Efendim sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Yarın aynı saatte aynı kanalda görüşmek üzere.